Bütün gün evde oturuyor ama yapacak hiçbir şey bulamıyorum dediğiniz dönemler oldu mu? Buna canınızın sıkkın geçtiği dönemler oldu mu sizin de? Can sıkıntısı yapılacak bir iş olmaması ve hiçbir şeyle oyalanma imkanının bulunmaması durumunda kişinin yaşadığı tedirginlik ve bunalım duyguları olarak tanımlanıyor. Çünkü algılarda can sıkıntısı, işte zaman öldürücü bir şey, bir faaliyet bulmamız gereken ve kaçınmamız gereken bir şeymiş gibi bir algı var hepimizin zihninde. Ama ben bugün can sıkıntısı ile ilgili aslında ne kadar iyi bir şey olduğunu ve ardındaki mesajı bulursak, dönüştürebilirsek ne kadar yaratıcı bir yere bizi götürdüğünden bahsetmek istiyorum. Yani özümüzün bize ruhsal tarafımızın bir mesajı can sıkıntısı ve potansiyelimizi kullanamadığımıza dair bize sunduğu bir araçtır aslında can sıkıntısı. O yüzden bugün bunlardan konuşacağız. Bu dünyadaki hayatını idame ettirmek için gerekli şeyleri yaptıktan sonra kalan boş vakitlerde kişinin canının sıkılması olarak tanımlanıyor ve kalan boş vakitleri doldurmaya uğraşıyoruz. Ve insanların çoğunun hayatı da böyledir. Bu arada can sıkıntısından kurtulmak günümüzde tırnak içinde zaman öldürmek kavramıyla eşleşmiş durumda. Ben mevcut koşullara ilgi duymama halidir can sıkıntısı. Dikkatsizlik, ilgisizlik hissi olarak da özetlemek mümkün. Bunalmak aslında mevcut olduğun durum içerisinde bir şekilde mutsuz olmak, doyum almamak ve bunalmak olarak da tanımlanıyor. Size de buraya kadarki kısımdan bu olumsuzmuş gibi bir duygu geldi mi? Yani can sıkıntısı kötü bir şey. O yüzden de canımızın sıkılmasına da canımız sıkılıyor. Fakat biraz daha diğer bakış açılarına geçelim isterseniz. Pozitif psikoloji açısından bakarsak, bireyin yeterli olandan, mevcut koşullardan daha fazla beceriye sahip olması anlamına geliyor diyor can sıkıntısı için. Ne kadar güzel bir bakış açısı. Varoluşçulara göre ise oyalanmayı sürdüremeyen kişinin varoluşu fark etmesidir diyor. Peki can sıkıntısı hangi durumda ortaya çıkıyor? 3 durumda daha çok ortaya çıkıyor arkadaşlar. Birincisi istenen etkinlikten alıkonulması durumunda. Kişi başka bir şey yapmak istiyor fakat oradan onu alıkoyuyorsunuz ve başka bir şeyle meşgul olmasını sağlıyorsunuz. O yaptığı şeyde sıkılıyor çünkü aslında yapmak istediği başka bir şey var. Bu durumda canı sıkılıyor kişinin. İkinci olarak istenmeyen etkinliğe zorlanma durumunda. Yine aslında önündeki şeyi yapmak istemiyor ama ona mecbur bırakılıyor. Onu yapmak zorunda hissediyor ve istemediği bir şeyi yapıyor. Bu durumda da canı sıkılıyor. İşte bu da aslında zaten ruhunun ona mesajı değil mi? Yani sen buraya ait değilsin. Bu değil senin şu an oyalanman gereken şey, yapman gereken şey daha doğrusu. Oyalanıyorsun evet ama gerçekten ürettiğin ve yaptığın şey bu değil demek oluyor. İstenmeyen bir etkinliğe zorlandığında kişi o yüzden canı sıkılıyor. Yapmak istemediğini yapmak zorunda kaldığında yani kişinin canı sıkılıyor. Üçüncü durum ise nedensiz biçimde uğraşacak eylem bulamama halinde de kişinin canı sıkılıyormuş. Yani yapacak bir şey bulamadığında da canı sıkılıyor kişinin. Bazı düşünürler açısından can sıkıntısını incelersek Heidegger can sıkıntısına büyük dikkat gösteriyor ve bunu metafiziğin temel kavramları ve metafizik nedir adlı eserinde uzun uzun inceliyor. Ona göre can sıkıntısı bireyin kendi oluşturduğu dünyaya katlanamadığı bir duruma denk gelir. Can sıkıntısı zamanın donduğu andır, varlık ve zamanın ivmelenemediği zamandır. İnsan kendisiyle karşılaşmamak için meşguliyet arar. Kendi içerisinde bir umutsuzluk çölü vardır ve burada yalnız kalmamak için hep dışarıyla oyalanır diyor. Can sıkıntısı aslında bu anlamda Heidegger açısından baktığımızda da bir fırsattır. Yani sen hep dış dünyada bir şeylerle kendini oyalıyorsun ama canın sıkılıyor değil o senin gerçeğin. İçine yönel hatta ve bu can sıkıntısının sana verdiği mesajı bir fırsat olarak algılayıp dönüştür.
Böylelikle hep bastırmış olduğumuz varlık problemini sorgulamanın bir yolu olarak ortaya çıkar diyor can sıkıntısı. Heidegger'e göre. Peki ikinci farklı bir düşünürün görüşlerine de yer vermek istiyorum. Biliyorsunuz Erich Fromm daha önceki bazı videolarımda da iki kitabını sizinle paylaşmıştım. Burada da yine eleştirel teoriye mensup olan bir düşünür olarak Erich Fromm'un Sahip Olmak ve Olmak kitabında ve Kendini Savunan İnsan kitabında ağırlıklı olarak geçer can sıkıntısı ve birazdan söyleyeceğim şeylere yakın görüşleri bu kitaplarda da yer vermiştir. Erich Fromm can sıkıntısını endüstriyel topluma yönelik psikolojik bir cevap olarak tasarlar. Yani istenmeyen etkinliğe zorlanma durumu demiştik ya az önce ikinci versiyonda. Yani istemediğin bir şeyin içinde olma. Erich Fromm da aslında kapitalist toplumun, endüstri toplumunun daha doğrusu kişiyi içine çektiği otomatik hareket etme, otomatikleşme, makineleşme, kişinin kendisinden uzaklaşması durumlarına çok dikkat çeker, kendine yabancılaşmasına dikkat çeker ve can sıkıntısını da bununla bağlıyor aslında Erich Fromm. Ve Fromm'a göre sanayi toplumundaki insan kendine yabancılaştırılmış iş gücüdür, doğadan uzaklaşır, yaşam koşullarına yabancılaşır. Sanayinin, sömürünün ve yıkımın bir üyesi haline gelir diyor Erich Fromm. Can sıkıntısı bunların sonucunda ortaya çıkan bir edinimdir. Şiddet ve yıkıcılığın da aynı zamanda en büyük kaynağı olması mümkündür diyor. Yani kişinin kendine ait gerçekten kendisini ifade edeceği, ortaya koyacağı ve üretken olacağı yönü hayatında ortaya çıkartmazsanız o zaman kişi şiddet eğilimine ve yıkıcı faaliyetlere daha çok yönelir demek istiyor Erich Fromm. Bilinç her zaman devam eder. Teknoloji ve tüketim kültürü sadece buna yani bilince yönelik dikkati dağıtır. Can sıkıntısı üretici gücümüzün felce uğraması olarak da algılanabilir diyor. Yani can sıkıntısı bir mesajdır arkadaşlar. Can sıkıntısı öyle bir derttir ki, başka bir düşünürün görüşünü söylüyorum şu anda. Can sıkıntısı öyle bir derttir ki birbirini sevmeyen insanları birbirini aratır diyor Arthur Schopenhauer. Ve Dostoyevski de insanın aklı çoğaldıkça can sıkıntısı artar diyor. Yani bütün bunlardan göreceğimiz gibi aslında değerli arkadaşlar can sıkıntısı ruhsal bir mesajdır. Özünüzün, yüksek benliğinizin size ya şunu söylüyordur, sen buraya ait değilsin. Burada kendini var edemiyorsun, ifade edemiyorsun, kendini gerçekleştiremiyorsun. Kendi yolunda ilerle, kendini keşfet, buradan sıyrıl, buradan kurtul mesajını veriyor olabilir. İstemediğiniz bir şeyin içinde olduğunuzun mesajını verebilir ya da sevdiğiniz bir şeyleri yapma yoluna gitmeniz için size bir uyarıdır aslında. Ruhsal tarafınızın duygular aracılığıyla bizde kurduğu bir kontaktır aslında değerli arkadaşlar. Peki bunu fark ettik. Nasıl olumluya dönüştürebiliriz can sıkıntısını ve neler yapabiliriz bu anlamda çözümler derseniz birkaç madde hazırladım ama sizin de kendi çözümlerinizi bulduğunuz yapıcı yollara özellikle yorumlar kısmında paylaşmanızı çok arzu ederim hepimizle birlikte. Kendinize bir hobi kazandırmayı deneyebilirsiniz mesela. İlgi alanlarınızla paralel ve tabii bu kendinizi tanıdıkça olur veya ilgi alanlarınızla ilgili hobilere yönelirsiniz. Ama bazıları ya da biri sizi daha çok içine çeker. Doğal olarak içine çeker ve orada olmaktan, onunla uğraşmaktan muazzam keyif alırsınız. O sizin işte ruhsal yolunuza, hayat amacınıza, yaşam planınıza daha uygun bir meşguliyettir. Üreteceğiniz alandır muhtemelen zaten. Orada daha çok zaman geçirebilir ve orada daha çok üreterek kendinizi ifade edebilirsiniz. Bunun dışında gezme ve keşfetme isteğini canlandırabilirsiniz can sıkıntısı durumlarında. Bu da yine farklı bakış açıları ve her şeye, her güzel şeye neden olabilir. Ayrıca
araştırmaya yönelik hareket edebilirsiniz. Dünya, insanlar ya da merak ettiğiniz konular hakkında araştırmaya yönelebilirsiniz. Canınızın sıkıldığı durumlarda film izleyebilirsiniz ama bir önceki videoda müzikte bahsettiğim gibi ne izlediğiniz, zihninize hangi müziği verdiğiniz gibi, hangi filmi verdiğiniz de çok önemlidir. Çünkü onunla zihninizi besliyorsunuz anlamına gelir. Ufuk açıcı filmler de olabilir. Sizi duyarsızlaştıran, kendinizden uzaklaştıran, yüzeysel, sığ filmler de çok, yani piyasa filmleri var biliyorsunuz arkadaşlar. Sırf kafa dağıtmak için, işte tırnak içinde az önce söylediğim zaman öldürmek kavramı var ya, o zaman öldürmek için yüzeysel piyasa filmleri de maalesef çok fazla var dünyada ve ülkemizde. O nedenle sizin ufkunuzu açacak, size bir şeyler katacak filmler de gerçekten zamanı olumlu değerlendirmek ve can sıkıntısına dönüştürmek için harika bir eylem olabilir. Bunun dışında yürüyüş yapabilirsiniz. Kendinize uygun sporu hayatınıza katabilirsiniz. Bu da yine yapıcı bir şekilde can sıkıntısını dönüştürmek anlamına gelir. Veya belediyelerin hemen her semtte halk eğitim merkezleri var değerli arkadaşlar. Buralarda ücretsiz kurslar, seminerler, bazı hobi kulüpleri oluyor. Bunlardan faydalanabilirsiniz. Dolayısıyla daha çok hayatın içinde olmanızı söylüyordur zaten can sıkıntısı. Onu daha çok hayatın içinde olarak ve aynı zamanda da kendi içinize yönelerek bunu yapmanıza imkan sağlayacaktır halk eğitim kursları. Onun dışında seviyorsanız yazabilirsiniz. Yazıya dökebilirsiniz. Yazılar yazabilirsiniz. Bu da yine can sıkıntısını ortadan kaldıracaktır. Veya canınız sıkılıyorsa neye sıkıldığını yazabilirsiniz. Bu içinizi boşaltmanıza neden olacaktır. Ayrıca can sıkıntısından kurtulmak için iyilik yapabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten ürettiğinizi, bütünün bir parçası olduğunuzu ve faydalı olduğunuzu hissetmek kişiye işe yaradığı duygusunu, bu hayatta bir yeri olduğu duygusunu hissettirdiği için kesinlikle can sıkıntısının muazzam şekilde önüne geçecektir. Veya bunun dışında ayrıca yapılabileceklerden birisi de bir derneğe katılabilirsiniz. Gönüllü kuruluşlarda gönüllü olarak çalışabilirsiniz. Yardım kuruluşları olabilir mesela. Kimsesiz çocuklar yurtları var. Buralarda gönüllü olarak çalışabilirsiniz gibi. Bunlar can sıkıntısını ortadan kaldırmak amacıyla ve daha çok aslında bir de meditasyon yapın. Kendi içinize odaklanın ve o can sıkıntısının size vermeye çalıştığı mesajı bulun. Yani yapmak istediğiniz bir şeyden alıkonulduğunuz için mi, yoksa üretemediğiniz için mi, daha çok üretebileceğiniz bir alan olduğunu size hissettiren bir mesaj mıdır? Bunu fark edin lütfen ve olumlu bir şekilde can sıkıntısını olumluya dönüştürmek de böylece mümkün olacaktır. Dilerim bu videoyu beğenmişsinizdir. Canınızın sıkılmasına bu videodan sonra artık canınızı kesinlikle sıkmayın derim. Çünkü çözümsüz bir yere doğru gidiyor. Yani çukur daha büyük bir çukur oluşturuyor. Hiç gerek yok. O nedenle can sıkıntısı iyi bir şeydir. Mesajını bulup dönüştürürsek daha da güzel bir yere bizi taşır. Dilerim bu videonun herkese faydası olur ve keyifli, doyumlu anlar yaratırsınız daha çok hayatınızda. Beni aynı zamanda Facebook'tan, sosyal medya hesaplarımdan, Instagram'dan da takip edebilirsiniz değerli arkadaşlar. Oralarda da olumlamalar, farklı görüşler ve kısa kısa paylaşımlarım oluyor. Ayrıca kanalıma henüz abone değilseniz abone olun lütfen. Yeni videolar yükledikçe anında haberdar olmuş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.